hoş geldiniz. Bugün diş tellerimi taktırıyorum. Alt diş tellerimi taktırıyorum. Geçen seferde kontrole gittiğimizde 5 hafta sonra alt tellerini takacağız demişlerdi. Şimdi de 5 hafta geçti ve biz gidiyoruz. İnanılmaz heyecanlıyım. Bu sefer açık pembe yaptırmayı düşünüyorum. Saçlarımla da uyumlu olsun diye. Geçen sefer koyu pembe yaptırmıştım. O da pek hoş durmamıştı. O yüzden bu sefer açığı deneyeceğim. Çok heyecanlıyım. Hadi o zaman dişçiye gidelim. Arkadaşlar şu anda dişin önündeyiz. Az kaldı dişçiye. Heyecanlı mıyız? Evet. Çok fazla soru sormuşsunuz dişimle alakalı, diş tellerimle alakalı. Ben de onlara ayrı bir video yapmak istemedim. Bu yüzden burada cevaplayacağım. Dişin adı ne diye sormuşsunuz. Asiye Pampu. Fiyatı ne kadar diye çok fazla sormuşsunuz. Bunun hakkında hiçbir bilgim yok. Çünkü tüm parayı babam ödedi. Sordunuz. Takılırken hiçbir acı olmuyor. İğne de yapmıyorlar. Ama sonraki bir saat içinde dişler yer değiştirmeye başladığından çok fazla acıyor. Gözünüzü korkutmak istemem ama gerçek böyle. Ama çok acı yok. Ufacık bir ağrı kesiciyle geçiyor, evet, herhalde. Ama ağrı kesiciyle, aspirin dışındaki bir ağrı kesiciye geçiyor. Tamam. Çünkü aspirinde... Kaç dakika kaldı? Kaç dakika? Soruyu geçiştirme artık. 20 dakika. Hadi. 20 dakikamız mı kaldı? Hadi gidiyoruz. Hadi. Son saatler. Son dakikalar. Dişte daha yeni alıştım. Yani altta da takacaklar. Her tarafın diş olacak, tel olacak. Diş olacak. Baba zaten her tarafım diş. Telli diş olacak. Evet, geldik şu anda. Şöyle basıyorum. Kapı şimdi açılacak. Son dakikalık. Hadi geldim. Çarptı. Kapının altında kaldım. Bak yine kapanacak üzerine. Hop, şöyle geçeyim. Aynadan gözün. İkinci kat. İkinci mi? Hiç deli miydi ya? İki. Öyle mi? Son saniyeler. Atan kayıyor. Hadi. Hadi koş bakalım. Hemen renk seçelim. Hangisini seçiyorum bu sefer? Pembe mi? Hangisini seçiyorsun? Bir dursun. Ben tuttum. Şunu seçmiştim. Açık renk pembe mi demiştim bu sefer? Bu sefer şunu seçmeyi düşünüyorum. Ne dersin? Bilmiyorum, sen seç. Pembe güzel yakışıyor. Evet, bu güzel. Bu alır. Tamam, bir sürü olacak evet. Şimdi. Evet. Ver hemşire ablana. Hepsi olacak mı bilmiyorum. Hadi bakalım, oturalım koltuğa. Baba. Ne var orada? O yapıştırıcı iğne değil kızım. Yapıştırıcı tabii, mı? Tabii. İşlemeye o tel taktığı yapıştırmak için. Uzun zamandır yapıştırıcıyı görmedim. O yüzden tabii o diş yüzeyi hazırlamak için. Hadi bakalım. Hiç çalışıyorsun. Görüyorum. Her bir problem yok. At bereketle. Evet. Bugün heyecanlıyız biraz. Evet, normalden farklı bir seans. Üstü daha önce bildiğin için bu senin için çok rahatsız edici olmayacak. Anlatmıyorum artık neler yapacağımı. Büyük açalım. Çok zor oluyor mu şu dili ortada ortaya dair? Hı hı. Tamam. Cevaplayamadıklarını bize yönlendik. Biz sana cevap yazarız. 7-6-5. Evet. Eğitim başlıyorum. Emre Hanım, hiç bozmadık.
yaptık bir tane. Açalım güzel kısa. Hafifçe kapattık ve böyle kalıyoruz. Hiç bozmadık. Hiç bozma güzel kızım. Hafif açıyoruz. Bana doğru dönüyoruz. Kapatıyoruz. Kapattık güzel. Dönüyoruz. Hiç açmıyoruz artık sevgilisi. Böyle kaldık güzel. Hiç bozmadık. Çok güzel görünüyorsun. Kocaman oldu. Bitti bak bu kadar. Evet. Kolabilirsin abi. Renk pembe. Gel bakalım. Evet. Gelmedi. Bir tane. Çünkü alıştırdık. Açalım. Elicim alsayı bulmaz mı bence? Kısa bir süre sonra alırız. Sağdaki dişim geliyor çünkü. Açalım hayatım. Uçtu şu an dedi. Güzel. Hadi bakalım abla. Süste de takıyoruz. Bitmek üzereydi. Çok alışırsak artık Seda'nın bitince de gelirsin ama İdil. Yani beraber böyle çekimler falan. Biz de havaya göreceğiz seninle. Hiçbir şey olsun bize. Bakalım acıdan rahat eden bir yer var mı İdil? Açalım güzel kısım. Sağ ol, son bir kontrol ediyorum. Açar mıyız lütfen? Fatih. Süper. İhtiyaç yok. Geçmiş olsun. Bir problem olursa haberleşelim lütfen. Tamam. Teşekkür ederim. Bir problem olmazsa altı hafta. Nasıl oldu bu? Güzel. Bir bakayım. Kardeşimiz için de geliyorum. Şunlara bak. Kaç tane oldu? Hadi gidelim artık. 7-8 dakika. 14. Hmm. 14. Hadi süper. Hadi bitti. Nasıl dişin? İdil'cim nasıl geçti? Çok mükemmel. Altlarda her tarafın diş teli oldu. Hayır, bakayım. Evet. Şimdi inanılmaz yamuk böyle altı. Üstü bu kadar yamuk değildi. Çıktım. Çok güzel bir şey yaptım. Ağrı oldu mu? Hayır. İğne yaptı ama mı? Hayır. Bu iğne dediğim şey de şeymiş, yapıştırıcıymış. Yapıştırıcı mıymış o? Aa, nasıl? Şimdi bir saat sonra kadar ağrılar başlar diye ümit ediyorum. Evet. Sonra ne? Ama çok bir şurupla, dolven şurup içince evet, geçiyor. Dolven, aspirin dışında bir ağrı kesici içince geçiyor. Tavsiye ediyor musunuz? yaptıracaksınız hemen yaptır bence. Evet, hiç ağrı olmuyor değil mi arkadaşlar diyor. Takarken özellikle. Hiç. İğne de yapmıyorlar. Hı, uyuşturmuyorlar da. Evet. İyi, süper. Hasta da olmuyorsun yani. Hemen. Derse geri dönebiliyorsun hemen sınavlara. Evet. Benim de yarın sınavım var. Yarın sınavım var evet. Yarın da sınavım. Çok kötü bir şey olmaz. Sınava gidebilirim. İyi hadi bakalım. Şimdi gidiyor muyuz artık? Evet. Bir dakika da karşıdan karşıya geçelim. Sonra ben birazdan tekrar geleceğim. Geldim. Geçen sefer hemen ağrılar başlamıştı. Sanırım biraz böyle alıştın artık herhalde. Alışık olduğum için pek garip gelmiyor. Önceden taktirdiğimde böyle ağzım bir yadırgamıştı. Şu an çok bir şey olmuyor. Üstte artık hissetmiyorum diş teli olduğunu işte. Hı hı. Şimdi hareket başladı direkt. Hı. Dişlerin hareket mi diyor yerinden? Evet.
Sallanması da şeymiş. Sallanması da dişlerin altındaki bilmem ne şeyinin eriyip tekrar yerine gelince orada bir şey olmasıyla oluyormuş yani. Çok uydurdun beni. Hayır, kitaptan okumuştum. Kitaptan mı okudun? Hani kitapçık veriyorlar ya küçük. Ondan okumuştum, evet. Onu hatırlayamadım. Evet, hadi bakalım. Görüşür müyüz artık? Evet arkadaşlar, Bursa'nın en tatlı diş hekiminde ki randevum bitti. Sizi çok seviyorum. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın.